Merhaba, ben İlayda. Merhaba, ben Burak. Harbi mi diyorsun? Harbi diyorum. Çok iyi. Herkese merhaba. Merhabalar. Bugün sizden gelen soruları cevaplayacağız. Partnerim Burak. Partnerim İlayda. Hadi başlayalım. Burak toz koparan gerçek hayatta Barbaros ile arkadaş olur muydu? Bence olurdu ya. Olurdun sen. Bilmiyorum ya. Olurdun. Olurdum, olmazdım. İkisi de olabilir yani. Bilemiyorum. Biraz bazı özellikleriniz benziyor bence. Tabii tabii. Çekerken en zorlandığınız sahne hangisi? Ali ile bir tane sahnem vardı. Paraları... Evet. Benim de en zor sahnem o. Ben de çünkü arkadan izliyordum. Paraları Ali'ye verdiğim, çataldan çaldığım paraları. O gün o kadar soğuk bir gündü ki bizim sinir sistemimiz bozuldu ve gülme krizine girdik. Burak da sonradan geliyor, dahil oluyor sahneye. Evet. Defalarca çektik yani, herhalde 3 saat falan o sahneyi çektik. Zor bir gündü ya o. Birbirinizden en sevdiğiniz özellik ne? Önce sen söyle. İşte böyle gülüyor olmamız bence sürekli. Bu cevap değil miydi? Evet. Yani doğru olabilir. Benim de eğlenceliyiz, mutluyuz, bilmiyorum. Bazen çok yoruluyoruz ve modumuz düşüyor. Ama birbirimizi yükseltebiliyoruz evet, galiba. Evet, o doğru. Onu kesinlikle. Evet. Çekimler nasıl gidiyor? Keyif alıyor musunuz? Keyif alıyoruz, yoruluyoruz biraz. Evet, çok güzel gidiyor ama bazı şartlarımız tabii ki çok zor, çalışma şartlarımız. Çok soğukla mücadele ediyoruz. Ama bunların yanında çok da keyif alıyoruz. Birbirimizi çok sevdik bence. Bütün ekip, evet, çok iyi anlaştı. Birbirini çok sevdi, çok iyi anlaştı. Dolayısıyla pek çok şeyi görmezden geliyor olabiliyoruz. Ben izleyince çok mutlu oluyorum. Çekimler evet, zor oluyor ama izleyince de çok mutlu oluyorum. İyi ki de o kadar yorulmuşuz falan diyorum yani. Harbi mi diyorsun? Harbi diyorum. Canlandırması yapar mısın? Çok güzel yapar mısın? Soru. Yapalım. Ya bunu nasıl yapacağız ya? Harbi. Bu biraz zormuş. Harbi mi diyorsun? Harbi diyorum. Yani çok iyi olmadı ama olsun. İdare eder bence. Gülbar birbirlerini sevdiklerini ne zaman söyleyecek? Bence yavaş yavaş bence söylemeye zaten başladılar artık yani. Ben öyle düşünüyorum. Söylemelerine gerek yok gibi de şu an. Çok belli ki birbirlerini sevdik. Doğru yani. Doğru. Bence söylüyoruz da artık yani. Söylediğimiz şeyler hani replik olarak da bence. Aslında bugün az önce burada çektiğimiz sahne bile bunun bir şeyi yani. Evet. İtirafı gibi yani. Söz olarak söylemiyoruz ama hani gerçekten sadece birbirini seven insanların vereceği tepkileri veriyoruz. Evet. Oyunculuğu tavsiye eder misiniz? Ederim yani. Ben de ederim. Çok severek yapıyorum. Başka bir mesleğin içinde de hayal edemiyorum kendimi. Ben de tavsiye ederim ama şunu da gerçekten açık yüreklilikle söyleyebilirim. Dışarıdan gözüktüğü kadar kolay bir şey değil. Evet. Kolay olduğunu ve siz çok iyisiniz ya falan gibi şeyler söylüyor ama gerçekten çok emek var. Bu kadar sevileceğinizi tahmin ben etmiştim. Ben de etmiştim. Ben hatta çünkü söylemiştim sana aynen da. Şey çünkü çok böyle alışılagelmiş değil aslında Barbar'la Gülayşe'nin hikayesi. Daha saf ve böyle nasıl diyeyim? Her şeyin ilkleri gibi yani. Evet gibi. Evet, her şeyin ilkleri evet yaşanıyor gibi. Ki öyle de zaten birçok şeyde, sahnede. Yani bilmiyorum. Bunu mu söylemeye çalıştım evet, ama evet, hani ne bileyim evet ya, ilk yemeğe çıkıyor falan, ilk defa gibi şeyler. Ben tahmin etmiştim. Ben de etmiştim. Dizdeki karakterlerinizle ilgili sevdiğiniz ve sevmediğiniz özellikler neler? Çok sinirliyim. Sevmediğim özelliğim bu. Sevdiğim özelliğim de iyi bir insan olması. Ben kendi adıma öyle düşünüyorum. Ben Gülayşe'nin bu kadar zor bir hayatın içinden gelip bu kadar hayat dolu olmasını seviyorum en çok. En sevmediğim özelliği yok galiba ya. Her özelliğini seviyorum. Sadece çok ağlıyor. Belki olabilir. Fanlarınıza ne söylemek istersin? Ben çok kısa, hepsini çok seviyorum. Destekleri için eksik olmasınlar. Evet, gerçekten bütün koşullarda varlıklarını, sevgilerini, desteklerini çok iyi bir şekilde hissettiriyorlar. Aynen. Bunun için, bunu ve karşılıksız yaptıkları için bence çok daha önemli. Evet. Bu noktada onları çok sevdiğimizi. Bence de. Kesinlikle katılıyorum. Hepsini, herkesi çok seviyorum. Bizi seven, destekleyen herkesi. Teşekkür ediyorum. Bir yerlerde böyle seni hiç tanımayan birilerinin seni sevdiğini biliyor olmak çok güzel ve özel bir his. Herkese de nasip olmuyor hayatta. O yüzden teşekkürler. Sağ olun. En sevdiğiniz Gülbar sahnesi hangisi? Şuradaki sahne. Evet. Evet. Ben de onu seviyorum. Evet. Yani bilmiyorum. Ben genel olarak çektiğimiz sahneleri beğeniyorum. Evet. Çünkü gerçekten hem biz çok daha fazla özenerek oynuyoruz. Evet. Tabii ki de bütün sahnelerimizi özenerek oynuyoruz ama yazılan şey de çok detaylı ve önemli olduğu zaman sen de ister istemez daha fazla emek veriyorsun. Ben de buradaki sahnemizi çok seviyorum. Çünkü aslında ilk defa birbirimize bu kadar böyle hesap sormadan
tatlı tatlı böyle şey yaptım. Yani güzel bir sahne. Yalnız kaldığımız tek sahne olabilir belki. O yüzden o sahneyi çok seviyorum. Ve sıcaktı. Evet, sıcaktı. Ve üşümüyorduk. En sevdiğin yemek? Patates kızartması. Ya evet. Patates, yani patates kendi başlı başına bence inanılmaz bir şey. Her şey olan bir şey yani. Ama ben hamburger demek istiyorum. İlk gelen ne aklına mesela? Söyleyeceğim. Ben de soruyu revize ediyorum burada. Drunk diye bir film var. Drunk galiba. Bilmiyorum. Evet, izle çok abi. Güzel bir film. İzle bence, müthiş bir film. Yani ben ne bileyim, bir sürü film var. Eren'i kurtarmak derim çünkü hiç unutmuyorum o filmi. Ben İkinci Dünya Savaşı filmlerini çok severim zaten ama Eren'i kurtarmak deyip klasik bir cevabımla devam edebilirim. Kişi, yıl. Kişi mi? Kişi çok zor. Çok yani. Zor yani. Bu dünyanın en zor sorusu. Aynen öyle. Yani. Kişi, ailem. Şimdi birini desem diğeri bozulacak. Ben ailem diyorum. Ben de ailem. Aynen öyle. Yıl? Yıl. Ben son 7-8 yılımdan çok gayet memnunum yani. Kendi adıma, kariyerim adına güzel gelişmeler oldu, yıllar oldu. Bilmiyorum, bir kırılma noktası yok bende. Galiba bende de yok. Yani şu aklıma gelmiyor. Bilmiyorum. Bu çok zor ya. Setin enlerini sayar mısınız? En komik, en sakar, en çalışkan, en duygusal, en ciddi, en uykucu, en obur. Bu kadar oyuncu yok bizim. En komik yani bence Görkem. Ben bilmiyorum, çok gülüyorum. Görkem'e ben de hareketleri çok gülüyorum. Hareketleri çok gülüyorum. Bu arada Erdem de çok Erdem'e komik. De çok Erdem gülüyorum. De çok komik yani. Erdem de çok komik. Hani bence ikisi açık ara komik. Görkem'e daha çok gülüyor olabilirim. Yani Görkem çünkü ansızın bir şey yapıyor böyle ne oldu ya falan diyorsun yani. En sakar. Ben. Bendir. Ne bileyim, dişimi falan kırıyorum. Ha, evet doğru. Doğru. Ne bileyim ya da bazen vuruyorum böyle masaya. O sakarlıktan evet, değil de kontrolsüzlükten olabilir. En çalışkan. Herkes çalışkan. Bence de herkes. Bence de herkes. En duygusal. Bilmiyorum. İlayda diye bir arkadaşım var, o olabilir belki. En ciddi. Hande bence. Hande. Kesinlikle. Hande. Ben de katılıyorum. En uykucu. Bana Emir geliyor. Bu. Erdem bence. Bence Emir bu arada. Yani adam her fırsatta uyuyabiliyor ve inanılmaz. Erdem şeyde, bak sen bu hikayeyi bilmiyorsun. Eyüboğlu köşkte yemek masasının üstünde uyumuş. O kadar mı? Evet. O zaman Erdem. O yüzden Erdem bence. Benim gördüğüm Emir. Çünkü adama ne zaman ne haber yanına gideyim falan, karavanına ne zaman gitsem uyuyan bir adamla karşılaşıyorum. En obur. Tabii ki ben ya. Yani. Evet sen de obur. Ya aslında bence setteki bütün erkekler obur ya. Sen de, Görkem de, Emir de, Erdem de çok obur. Hepsi obur. Biz daha dikkat ediyoruz. Yani işte Görkem'le şeyde hiçbir problem olmuyor. Erdem'de. Ben ama biliyorsun yedikçe su içse yarayan tiplerden. Fanlarınızdan aldığınız en ilginç tepki neydi? Bana herkes şey soruyor. Kızı artık babasına götür. Yani ilginç değil ama herkes aynı şeyi söylüyor sokakta falan. Ben bunu diyebilirim. Ben bilmiyorum. Gülbar'a ne? Artık kavuşun be demek bence isterim de, ben yeter yani. Artık. Gülbar'a ne söylemek istersin? Budur. Yeter artık. Bütün yalanlar, sırlar, gizemler ortadan kalksın ve mutlu olun ya. Yeter demek isterim. Burak Barbaros'a İlayda Gülayşe'ye bir şey söyleyecek olsa bu ne olurdu? Kardeşim sakin ol derdim ben. Biraz daha alttan al. Bu kadar tepki verme her şeye derdim. Ben Barbaros'a kesin aynı şeyi söylerdim ve Gülayşe'ye ne söylerdim diye düşünüyorum. Ben Gülayşe'yi biraz da kendini düşün be kızım evet, demek olabilir. İsterdim yani. Olabilir. Ama ne yapsın, içgüdüsel yani. Söyleyeceğim bir şey. O da haklı. Birbirinizi anlatan... Ha birbirinizi bir de yani. Üç emoji. Buna sen... mı Barbaros mu? Barbaros kesinlikle şu. Aynen. Kırmızı suratan. Üç tane. Patlayacak birazdan. Ne bileyim, silah milah dur herhalde yani. Gülayşe'yi? Gülayşe'yi tabii ki çiçek. Şey kuş. Ya, tamam işte 2 değil 3 3 bir de ayak. Ayak. Çıplak ayak ama özellikle. Partner olacağınızı duyduğunuzda ilk tepkiniz ne oldu? Birbirinizi stalkladınız mı? İtiraf ya ben, et bakalım. Ben tanıyordum seni canım. Ben de yani. Seni tanıyordum canım. O yüzden de oturup stalk yapmadım evet. Yani. Birlikte audition yaptık. Çok da güzel ve keyifli geçti. Aynen. Hemen de oldu zaten. Hemen de oldu. Dizide sizi en çok etkileyen replik. Cennete gidince hepinizi Allah'a şikayet edecek. Ben kesinlikle. De. Çok bu güzel. Diyorum. Sokak çocuklarına buradan ne söylemek istersin? Hiç onları bu kadar iyi anladığım bir dönem daha olmamıştı. İnsanlık hali oluyor ya, bu zamana kadar görmemişiz. Onları görmediğim anlar olduysa onlardan özür diliyorum gerçekten. Şu an onları çok iyi anladığım bir dönemdeyim çünkü. Yani çok ben de söyleyebileceğim bir şey yok açıkçası. Çok katılıyorum sana. Başınıza gelen bir durumun, olayın hiçbir zaman geçmeyeceğinizi düşündünüz mü? Hayır, düşünmedim. Ben düşündüm ya yani. Hiçbir zaman geçmeyeceğini değil de nasıl geçecek bu diye düşündüğüm şeyler oldu. Ama insanız ve her şeyin geçtiğini de
biliyoruz neticede. Hayat bu, böyle bir şey çünkü. Öyle anlar oldu ama geçti i̇şte yani. Zaman. Zaman, aynen. Ya hepimizin belli inişleri çıkışları olmuştur hayatta. Aynen. Yani benim de çok zor dönemlerim oldu ama o zor dönemi atlattıktan sonra bazı şeyler ya bu da çıtır çerezmiş oluyor. Kıvamına geçiyor. Evet. O yüzden daha güçlü olarak devam edebiliyorsun hayatına. Sizi en çok etkileyen sahne hangisi? Apartman kapısındaki ilk bölümdeki evet. sahne. O sahne gerçekten. Ya şöyle söyleyebilirim. Benim Ateş Kuşları'na giriş sebebim o sahne olabilir. Yani o kadar güzel ve anlamlı bir sahne benim için. Benim giriş sebebim olmayabilir ama. Yok, ben onu okuduğum an, senaryo ilk geldiğinde o sahneyi okuduğum an yani çok tüylerim. Acayip bir sahne. Müthiş bir sahne. Gülbör aşkını 3 kelimeyle anlatır mısınız? Saf, imkansız. Ve güzel bir şey lazım yanıma. Evet. Hadi bakalım. Tafiye bir şey bulmamız lazım. Harf alayım. Cevap veriyorum. Gerçek. Evet. Çak. Oldu. Çok iyi. Sizi en çok mutlu eden şey nedir? Güzel soru. Sona en güzel soru gelmiş. Benim galiba böyle sevdiklerimle bir arada olduğum anlar sanırım ya. Yani böyle kocaman sofrada onlarla yemek yiyip, şarkı dinleyip. Hani böyle bazen şey olur ya, bir anın içinde o andan sıyrılıp dışarıdan orayı izlersiniz. Size olur mu bilmiyorum ama bana oluyor bazen. O anın kıymetini o zaman anlıyorum. Galiba o an beni en çok mutlu eden şey. Söylediğin şey tabii inanılmaz güzel, keyifli bir an ama ben daha küçük şeyleri indirgiyorum genel olarak hayatımı. Ne bileyim, setten sonra spora gidip üstüne çok güzel bir yemek yediğim zaman da ben çok mutlu olabiliyorum yani. Erkekler ve kadınlar. İşte bu. O zaman teşekkür ediyoruz sorularınız için. Umarım keyif almışsınızdır. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.